Faydalı videolardan herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün yine arkadaşlar kısa ve faydalı bir video olacağına inandığımız bir video ile yine karşınızda olmaya çalışacağız. Yavru yem maliyetlerini düşürmekle alakalı bir video çekeceğiz. Bunu İbrahim arkadaşımızdan ben keşfettim. Daha doğrusu o bana söyledi. Ben de sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Şimdi malumunuzdur Türkiye'nin birçok yerinde yavru yem fiyatları normal yem fiyatlarına oranla özellikle kaliteli yemler biraz daha maliyetli ve pahalıdır. Elbette uyguna bulanlar vardır illaki de. Yavru yem fiyatlarını pahalıya alanlar için maliyetleri düşürmekte, daha doğrusu normal yemi yavru yemine nasıl çeviririz bununla alakalı bir kısa video çekmeye çalışacağız. Şimdi İbrahim neler yapacaksın? Elimizdeki yemler neler? Bunları bize bir tarif edersen öncelikle. Öncelikle bu fikir nasıl oluştu onu anlatayım. Evet. Şimdi şöylesine bir kutu yem alıyorduk. Bunlar öğütülmüş yavru yemi. Evet. Markasını göstermeden arkasından ben çekeyim. Şöyle. Öğütülmüş yavru yemi. Öğütülmüş yavru yemi. Evet. 13 liraya alıyorduk tanesini. Evet. Yani şu kutu 13 lira. Bize 4 gün, 5 gün gidiyordu. 4 evet, yani. Ortalama 4-5 gün. Hı hı. Bu yavru yemine çok fazla miktarda para harcadığımızı fark ettik. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Hani düşündük. Hı hı. Bir de yavru yemler diğer yemlere nazaran 2 kat, 3 kat daha pahalı. Daha pahalı. Normalde yetişkin ciklet yemini, bu boyda ciklet yemini 6-7 liraya alırken biz 13 liraya yavru yemini alıyorduk. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken aklıma kahve öğütme makinaları geldi. Bunlar bizim Şanlıurfa'da meşhurdur. Özellikle mıra kültürü, ondan sonra kahve kültürü Urfa'mızda çok fazla olduğu için şöyle bir kahve öğütme makinası alayım acaba öğütür mü diye bir denemek istedim. Hı hı. Kahve öğütme makinamızı da göstereyim. Şöyle şu ufalanan yemlerin döküldüğü hazne. Hazine, evet. Evet. Şu zaten çevrilen ne diyoruz kolu, buna? Çevirme kolu. Çevirme kolu. Hı hı. Yani yemleri de buradan koyuyoruz. Yemi buradan içine aktarıyoruz. Yemi hazneye buradan, düşüyor değil mi? Şu hazneye düşüyor. Evet, yemi buradan içine atıyoruz. Hı hı. Kolu çevirdikçe yem ufalanıp hazneye dönüyor. Yani normal ciklet yemini, kalın olan ciklet yemini yavru yemine çeviriyoruz. Aynen, aynen öyle. Normal, toz yem mi yapıyor? Evet. Tamam, toz yem yapıyor. Toz yem yapıyoruz. Normal ciklet yemine öğütüp toz yem yapıyoruz. Şu da öğütülmüş şekilde karıştırıp onu da gösterelim. Bu senin yaptığın mı? Evet, bu benim kendi yaptığım. Toz yem, yavru yemi olarak. Yavru yemi olarak kullanıyoruz. Kaç santime kadar olan yavrulara verebiliyoruz mesela bunu? Yani bunlar doğumdan itibaren yaklaşık 0-3 ay arası yavrulara veriyoruz. Şimdi burada canlı şekilde de yine yapacağım, göstereceğim. Tamam, hemen başlayalım. Evet, şu boş kutumuz. Hı-hı. Şöyle şunun içine evet. Yemimizi döküyoruz. Haznenin içerisine döküyoruz. Evet, değil mi? Yemimizi bunun içine. Ben şimdi buradan hazneye dökmek zor olduğu için bu kutuya koydum. Tamam, anladım. Şöyle. Haznemizin içine döküyoruz. Haznemizin. Evet, yani hazne dolacak kadar olması mı gerekiyor? Sadece evet. Şu hazne dolacak kadar olduğu zaman yetiyor yani şimdi, biraz da şundan. Amacımız yani yavrulara çeşitli yemler vermek. Verebilmek. Evet. Şöyle şimdi şundan. Şimdi bu kalın olan yemleri bu kahve makinesi, kahve öğütücü makinesi diye mi geçiyor? Kahve öğütme makinesi. Kahve öğütme makinesi. Un ufak edip yavrulara verilebilecek seviyeye getirecek. Evet, yavruların yiyebileceği seviyeye getirecek. Büyüklüğe getirecek. Ha, evet. Şöyle haznemiz doldu. Bunu ağzına kadar dolduruyoruz o zaman evet, değil mi? Evet. Sadece alttaki haznenin dolması gerekmiyor. Üste kadar hayır yok. Şu an alt hazne boş. Ha, öğüttükten sonra mı alta bunu evet, kolu çevirdikçe öğütülüp anladım. Tamam. Haznenin içine dolacak. Evet, şöyle, şimdi hemen başlayalım. Şimdi şunu da kapağımızı kapattık. Hı-hı. Kolumuzu da taktık. Tamam. Şöyle çevirmeye başlıyoruz. Şöyle bir şekilde çeviriyoruz. Hı hı. Çeviriyoruz.
izleyicilerimize bir gösterelim isterseniz. Bu kadar mı? Yok daha çevirme. Daha var, var içinde var. Un ufak etti resmen. Bir dakika. Şu an yavruların evet. yiyebileceği. Arkadaşlar gördünüz şu ekranda gördüğünüz şöyle elime de alayım. Bundan daha kalın da olabilir değil mi İbrahim? Tabii tabii. Daha normalde kalın da olabilir. Kahve çekirdeğinin büyüklüğünde cisimleri çekebilir yani. Anladım. Yani hangi kalınlıkta olursa olsun yem. Bakın arkadaşlar un ufak etti. Tamamen inanılır gibi değil. Evet. Çok iyi bir yöntem. Devam edelim. Bu şekilde çeviriyoruz. Ta ki haznede bitene kadar. Bunu İbrahim araştırıp mı buldun yoksa tamamen öyle tamamen, Orman'ın vermiş olduğu kahve kültüründen dolayı mı aklına geldi? Evet. Yani geçmişte bu makineden çok kullandık. Hı-hı. Evde babam sürekli kahve isterdi. Evet. Kahveyi o zaman eskiden kahveyi böyle tüm satarlardı çekirdek halinde. Onu ufalamak için mi kullanıyorsunuz? Ufalamak için onu gider kahveyi alırdık. Evet. Gelirdik evde bu öğütücüye atardık. Annem o şekilde babama kahve yapardı. Ne güzel. Bu arada evet. Antiparantez bir şey daha merak ettim. Unutmadan onu da sorayım. Sözünü kestim. Evet. Fiyatı ne kadar bunun? Bunun fiyatı 30 lira. Oo, bayağı da uygun fiyat satılıyormuş. 30 lira evet. Urfa'mızda yani çokça kullanılan hatta bu aralar unutulmaya yüz tutmuş bir alet. Genellikle şu an alanlarda kullanma amaçlıdan ziyade işte vitrinde süs amaçlı, süs amaçlı. Hatıra vitrin. Amaçlı. Herhalde bu kahveler artık herkes önceleri eskiden kahveler dediğin gibi böyle tane tane satıldığı için tane evet. büyüklüğünde, buğday tanesi büyüklüğünde oluyordu herhalde. Biraz daha büyük oluyordu. Buğday tanesinden büyük. Biraz daha büyük oluyordu. O zamanlar alıyorlardı, bunlarla öğütüyorlardı evet, galiba. Evet, aynen. Ama şimdi herkes marketlerden alıyor zaten. Evet, şimdi yani. Hazır öğütülmüş şekilde. Dediğin gibi bu unutulmaya yüz tutmuş evet. olabilir. Ama akvaryum hobisiyle uğraşan arkadaşlar için yavru balık yem maliyetlerini düşürmek adına çok güzel bir yöntem. Müthiş yani ben inanamadım. O kadar ufak edeceğini düşünmüyordum ama evet. resmen toz haline getirdi yani. Zaten bu haznedeki, şu üst haznedeki yemler bitince kol boşa dönmeye başladı. Şu an zaten devam ediyoruz. Sert döndüğü için belli içinde daha öğütülmemiş yemler var. Tamam şöyle yapalım İbrahim o zaman. Videoyu çok fazla uzun tutmamak adına, izleyicilerimizi tamam. de sıkmamak adına evet. öğütebildiğimiz kadarını videonun içerisine olur. Alalım. Ondan sonrasını zaten bunu kullanacak olan takipçilerimiz kendileri hallederler. Bu kadar yeterli bence. Bir bakalım ne kadar evet. öğütebildik. Şu an yani ortalama bu hazine dolusu yemi bakın arkadaşlar neredeyse içindeki çok az kalmış, bitmiş neredeyse. 2 dakikalık, 2,5 dakikalık bir çevirmeyle bir hazneyi dolduracak kadar yavru yemi yapabiliyorsunuz. Bu yavru yemi de ortalama size yani akvaryumunuzda 40-50 tane yavru balığınız varsa herhalde bir ay rahatlıkla, bir ay rahatlıkla yeter evet, değil mi? Bir ay rahatlıkla yani yeter. Müthiş. Maliyetleri neredeyse 3'te 1 oranında yavru yem maliyetlerini düşürüyor. Evet. Değil mi aynen. neredeyse? Evet. Şanlıurfa'da arkadaşlar, dostlar ve yanımız sosyal medya hesapları da videomuzun altında yer alacak. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Var mı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz uzun oldu video. 8-9 dakika kadar oldu. Ben 3-4 dakikada bitiririz diye düşünüyordum ama sabırla bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.